Biliyorsunuz uzun yıllardır aslında bu olay gerek meslek örgütleri, gerek sivil toplum kuruluşları ve çevre örgütleri tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor. Bunun gündeme getirilmesinin temel nedenlerinden bir tanesi, yani başlıca temel nedenlerinden biri, bu bölge bildiğiniz üzere Fırat, Yukarı Fırat Havzası'nda hemen Karasu Nehri'nin doğusunda, bitişiğinde olası bir yani yıkılma veya benzeri riskler durumunda buradaki atık barajlarından sızan siyanürle kirletilmiş suyun veya malzemenin Fırat Nehri'ne boşalacağı, üst havzada yer alması nedeniyle de hemen bunun menba tarafında yer alan, ki çok sayıda baraj var gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışında, bu bölgede yaşayan bütün ortamları kirleteceğine ilişkin kaygılar söz konusuydu. Ancak mevcut gerek şirket, gerek yetkililer, izin veren yetkililer böyle bir kaygıya gerek olmadığını, işletmenin gayet uluslararası normlara göre çalışma yürüttüğünü, o nedenle işte çoğunlukla da suçlayıcı ifadelerle işte Türkiye'nin gelişmesinin önünde, sanayileşmesinin önünde engel oluşturmak amacıyla bu işletmenin engellenmeye çalıştığına yönelik düşünceler gündemde yoğun bir şekilde tartışılıyordu. Ancak biz şunu biliyoruz, gerek işletmenin açılmasından sonra gerekse de özellikle 2022 yılı Haziran ayında, biliyorsunuz o yıkılan liç sahasında, yani yığın liçi sahasında, yani liç sahasına siyanürlü solüsyon taşıyan borularda kırılmalar meydana gelmiş ve o bugün çamur akmasının yaşandığı dere boyunca da akarak işte Karasu Nehri'ne ulaştığına yönelik kaygılar söz konusuydu. Yine basın yayın organları tarafından yoğun bir şekilde gündeme getirildi bu konu. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu bölgede yaptığı tespitler neticesinde öncelikle biliyorsunuz 7-8 ay civarında mevcut işletmede üretim süreçlerini durdurdu. Daha sonra da gerekli tedbirlerin alındığını gerekçe göstererek de işletmenin yeniden faaliyete geçmesine vesile oldular. Şimdi dün İçişleri Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı. Liç sahasında, yani yığın liçi sahasında bulunan yaklaşık 10 milyon metreküp malzemenin, yani hacminde bir malzemenin o vadi boyunca yaklaşık 1 kilometre boyunca aktığını, ancak bu şeyin çamur akmasının şeye gelmediğini, Karasu Nehri'ne ulaşmadığını, orada gerekli güvenlik tedbirlerin alınmakta olduğuna ilişkin açıklamalar söz konusu oldu. Siyanür biliyorsunuz çok zehirli bir malzeme. Bunun hızlı bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Şimdi düşünün, milyonlarca metreküp malzeme her gün tonlarca, belki onlarca ton siyanürlü solüsyonla sürekli şey yapılıyor, yıkanıyor. Yani malzemenin o gözenekleri, efendim malzemenin kendisi sürekli bu kimyasal reaksiyon altında. Yani bu toplanan malzeme, yani o solüsyondan toplanan malzeme borularla işletme tesisine getiriliyor. Orada filatasyonla altın eldesi sağlanıyor. Buradaki malzeme ve malzemenin içerisinde bulunan gözenekler doygun halde. Yani siyanürle çözeltilmiş kimyasallarla doygun hale gelmiş. Zaten o video görüntülerini seyretmişsinizdir. Artık o kadar gözenekler sıvıyla dolmuş ki oradaki malzeme bir bütün olarak sıvı gibi davranıp, yani bir çamur akması şeklinde hızlı bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Burada tabii sıvı, jeolojik anlamda şunu söylüyorum, akan, yani o dere vadisi boyunca görülen jeolojik birimlerin hepsi bizim Munzur kireç taşları dediğimiz oldukça kırıklı, parçalı, hatta yoğun bir şekilde karstlaşma görülen, içerisinde çok miktarda gözenek bulunan bir yapıya sahip.
Yani yağan yağmurlar, yağışlar olduğu gibi o siyanürlü suları, malzemeyi yeraltı sularına, oradan da yüzey sularına karışmasına neden olacak. Yani siyanürle birlikte aynı zamanda bu malzeme içerisinde ağır metaller de suya karışmış olacak. Oradaki su ne yapacak? Kendi mansap kısmında yer alan barajlara, göllere dolacak. Burada yeraltı sularına süzülecek. Burada alınan sular, yani sulama veya içme kullanma amacıyla kullanıldığında bu sular, yani kirletilmiş sularla yetiştirilen besin bir şekilde 3 gün sonra soframıza gelecek. Yani Urfa'da insanlar belki domates ekecek, biber ekecek, biber olarak bizim soframıza gelecek o ağır metallerle kirletilmiş. Yani besin zinciri yoluyla bütün sağlık sistemini otomatik olarak sisteme dahil olacak. Yani besin zinciriyle sağlık sistemimizi doğrudan halk sağlığına neden olacak, problemlere neden olacak.